Aynen. Yine mutfağımız nasıl? Nasıl yani? Bana mı soruyorsun? Kameraya mı soruyorsun? Kameraya soruyorum tabii de. Yeni mutfağımız nasıl? Mert daha girmedik bile şimdi. Şimdi mesajsız girer misin? Peki. Ay. İlk seferki gibi onu mesajsız mı yoksa direkt her zamanki gibi normal sıradan bayılır mı? Ne her seferinde ben giriyorum zaten. Buna sen niye alınıyorsun ki? Bayağı diyor yani sanki benim beğendiğim şeklinde laf ediyormuşsun gibi oldu. Hayır. Yani o bayağı normal. Bayağı deyince şey gibi geliyor aslında. Kötü. Bayağı kesirler. Kötü kesirler mi? Evet. Bayağı kesirleri kimse sevmez mi? Artık saçmalıyorsun ya. Ya bu kötü olduklarından değil bence. Kötü olduklarından değil. Ya adiler onlar. Bilmiyorum, bunu bir takım matematikçilerle tekrar konuşmamız lazım. Merhaba arkadaşlar, Pixels'ınıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine Harry Potter'dan yine Butterbeer yapacağız. Butterbeer dediğimiz kaymak birası. Kaymak birası. Kaymak birası yapacağız ama bu sefer bir farklı. İçinde alkol olacak bu sefer. Aynen. Bu sefer yapacağımız tarif aslında 1500'lü yıllarda gerçekten böyle hani ne bileyim meyhanelere falan gidip içebildiğiniz bir versiyonu olacak. Meyhane. Meyhane ama gerçekten. Fasıl'da, özellikle Fasıl'da o zamanlar daha tabii çok tercih edilen. Shepherd's Pie'nin yanında mesela kaymak birası içermişler bazı adamlar o zamanlar. Yani öyle. Tabii ama İngiliz Fasıl'ı öyle bir Fasıl zaten. Tabii tabii. Yani bir yandan Elton John dinleyip bir yandan şey yaptığın bir fasıl. Aynen. Shepherd's Pie yiyip bir yandan da kaymak birası içtiğin bir fasıl. Aynen. Evet. O zaman gerekli malzemeleri say bakalım Mert. Gerekli malzemeleri de sayayım ama öncesinde çok önemli bir soru vereceğim. Sor. Gerekli malzemelerin fotoğrafını çektik mi? Hayır çekmedik. Ben yana böyle liste koymaya karar verdim fotoğraf yerine. Artık böyle mi? Artık böyle. Böyle yabuk çabuk. Fillerlara ihtiyacımız yok diyorsun. Aynen. Hiç gerek yok. Onun yerine böyle uzun uzun konuşarak yapabiliriz bunu. Neden olmasın çünkü? Bunu yapabilen insanlarız. Evet bence de uzun uzun konuşabilen insanlar. O zaman ben şimdi malzemelerimizi sayıyorum arkadaşlar. Malzemelerimizden birincisi bu. Bu. Esmer şeker. Onu tatmana gerek olmadığını umut ediyordum ki. Tereyağı. Onu tatma. Onu tatma olduğun yeteri kadar yok çünkü başka evde. Nasıl yani? Mesela şuradaki tozundan alsam. Ha o olur tamam. Bakalım hangisi denk geldi. Bundan hiçbir şey anlamadım. Onu tatma çiğ çiğ. Umarım görünüyordur. Bunu tatmayacağım arkadaşlar. Bu yumurta sarısı. Sadece sarısı değil mi? Evet, sadece sarısı. Blender. Bardak. Çatal, kaşık. Ve tencere. Asıl malzemeyi saymamış olman çok komik bu arada. Arkadaşlar. Brown Ale dediğimiz bir çeşit bira. Ama Brown Ale'ı Brown Ale yapan şey ne Ececiğim? Hiçbir fikrim yok. Sadece ben Brown Ale diye arattım. Karşıma Lefebvre'ün çıktı. Hem burada hem de Türkiye'de bulabildiğim bir marka olduğunu bildiğim için Lefebvre'ün aldım. İyi yapmışsın. Belçika'dan gelmiş. Onda özelliği yok. Aynen özelliği Belçikalı olması o kadar. Şimdi nasıl yapacağız onu biliyor musun peki? Ben sana bunun için gerekli bilgileri vermiştim aslında. Ne zaman? Çekimden hemen önce ona kayıt tuşuna basmadan hemen önce verdim. Şey dedim, dedim ki, bunların hepsini burada karıştıracağız sonra ocak başına gideceğiz dedim. Evet ama neyle neyi karıştıracağımızı söyledim sana. Hiç onu da ben söyleyeceksem sen niye bugün buradasın İzmir'de? Ben çünkü bunların hepsinin editingini yapan insanım. Ya edit falan da yapmıyorsun artık. Bayağı alıp koyuyorsun ama tek seferde oluyor olsa diye. Hiç bundan kurgu mugu yaptığında yok senin. O zaman şöyle yapıyoruz şimdi. Sen önce telefonunu alıyorsun ki masadaki karışımın da bir görüntüsü olsun. Benim şarjımız ama. Umum. O zaman ben sana bunu dediğimde bunu düşünecektim Mert'im. Hazır mı? Şimdi yumurta sarısı var elimizde iki tane. Bir de bir su bardağının üçte biri kadar kahverengi şekerimiz var. Bunları karıştıracağız. Ben sana karıştıracaktım aslında ama bilmiyorum, bana belli ki ben karıştırıyorum şu anda. Onu aldım, ben bunu aldım. Bak sen görmüyorum ki. Böyle karıştırdım. Karıştırmadım. Ben sadece içine döktüm. Çekemedim. O zaman. Yaslandı. Aynen. Harika bir tripodum gerçekten. Ya sallanma. Allah Allah. Hep karıştıracağım, hep sallanmayacağım. O şeye bak ya. Tamam, rahatlığa tamam, bak. Zaten rezillik yani. Oradan bakıyorsun elinde
kamera var. Burada bakıyorsun. Ya ben bütün YouTuber'larda görüyorum ben. Mesela iki kamerayla çekim yapıyor. Yandan mesela ben tripodunu da görüyorum. Öbür kamerasını da görüyorum. Yani hiç şey değil bence. Ayıp değil bu tarz şeyler. Ayıp değil de mesela bizim aslında bir tripodumuz daha var. Şu an yok. O ahtapot küçük geliyor ama. Okey, bu şimdi hazır. Bunu kenara koyacağız. Kenara şimdi... Hemen Ece, sorun mu var? Şimdi biramızı açmaya çalışacağız. Bu çeviri aç mıydı? Umarım öyledir. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ah, değil galiba. Kaşıkla aç, çakmakla aç. Çakmağım yok. Kullanmıyorum. O zaman bunu durdurayım mı? Durdur onu. Durdur. Ben sana açacak getireyim. Vallahi değilmiş. Açacak çekmecede. Her şeyin yeri sürekli bir değişiyor bu evde. Bak mesela az önce yoktu, burada şu an elektrikli süpürge var. Onu sen getirdin. Evet ama bir amaca hizmetle getirdim. Niye geri gitmedi bu? Sen geri götürmedin, ben oturuyordum. Onu diyorum işte, sen oturuyordun. Ay. Şimdi çek. Şimdi biramızı sos tenceremize koyacağız ama koyarken şöyle biraz eğerek koyacağız ki ops. Böyle köpürmesin. Böyle köpürmesin. Aynen. Bu yapmamanız gerekeni göstermek için. Şimdi bir tane daha bir açıyorum. Şimdi yok. Bunu şöyle yavaş. Baya böyle saatlerce buradayız arkadaşlar. Kendisi bira içmeyen biri olduğu için çok bilmiyordu. Bira nasıl konulur, nasıl köpürmez. Biranın tadının güzel olduğunu bana kimse inandıramaz ya. Yani bira ya tadı çirkin bir şey. O kişiden kişiye değişir de yani keşke bana deseydin. Köpürmeden koyar mısın diye. Beceremezsek bir tane daha yaparız. Senin biralarını böyle harcayacağım Mert'im, hiç kusura bakma. Keşke daha bir küçük boyu tencereyi kullansaymışım, onu fark ettim şu anda. Hala bir şansımız var, getireyim mi? Yok, boşuna ikisini kirletmek istemiyorum çünkü şu anda şeyimiz yok. Bulaşık makinemiz yok. Bulaşık makinesi yokken bunları bu kadar kirletmek hoşuma gitmiyor. Şimdi bu... Bir şey diyeceğim. De. Altına bir şeyler yapışmış mı? Yapıştıysa yanmasın ocakta. Yok, yapışmamış. Çek bari. Şimdi bu küçük şat bardağımızın içinde şey var, ne deniyordu buna? Bal kabağı turtası baharatı var. Bal kabağı turtası baharatı normalde hazır satılan bir şey değil. Ben bunu hani elimdeki baharatları karıştırarak yaptım. Onu da malzeme listesinde zaten göreceksiniz. Bunu bunun içine şöylecine Koyamadık. Şöyle hop. Vur biraz daha vur. Gavura vurur gibi vur. Gavura niye vurayım? Bana ne kötülüğü oldu. Gavur. Ne kadar saçma atasözlerimiz, deyimlerimiz var ya. Yani ama şimdi gavur, hangi gavur, o da çok önemli. Ama yani ne bileyim, niye bu kadar ırkçı şeylerimiz var, söylemlerimiz var. Benim hoşuma gitmiyor bunlar. Bundan sonra bu evde böyle söylemler duymayacağım. Okey, duyma. Tamam. Ben şimdi yine söylerim. Ocağın başına gidiyoruz. Senin ocakbaşı dediğin o muydu? Sen de zannettin. Ocakbaşına gideceğiz. Yok artık. Şimdi ocağımızı orta ateşte... Yeter sensin bilmiyorum. Önce ocağımızı orta ateşte açıyoruz. Ocak sana demez beni nasıl burada açarsın diye. Peki niye yanlışını açtık? Abi telefonu yakıyordun. Ciddi misin? Senin telefonun duruyordu orada. Ay deme. Neyse önce... Önce orta ateşte yakıp şöyle güzelce karıştırıyoruz. Şimdi bak böyle ortalarında hafif kaynamaya başlarmış gibi olmaya başladı ya. İşte olmaya başlayınca birazcık daha kısıyoruz. Ve 3-4 dakika kadar daha bu şekilde pişiriyoruz. Şimdi birkaç dakikadır pişiyor biramız. Bunu en kısa alıyorum. Ondan sonra ateşten alıp bu şekilde yumurta ve kahverengi şeker karışımımızı karıştıracağım. Karıştıramadım. Hiç olmadı. Ay. Şunu tutayım mı? Evet lütfen. Çok tersime geldi. Şimdi
Bunu iyice böyle karıştırıyorum. Ondan sonra en düşük ateşteyken tekrar ocağa koyacağım ve 3-4 dakikada böyle pişireceğim. Önce oturup sonra ileri çekseydin. Oraya öyle sığınmaya çalışıyorsun. Ay, sığdım ama bak. Şimdi... Bayağı güzel koktu yalnız ha. Merhaba arkadaşlar. Masaya gelişimizdeki o iğrenç görüntü üzerine şöyle bir ufak bir kat. Ondan sonra yeniden böyle gelmiş gibi yapamadım ama... Okey. Az önce yuvarlanı yuvarlanı durduğumuzu bir ihtimalle görmek zorunda kalacaksınız. Bence gayet güzel oturdum ya. Evet, işin komiği dar falan da değil burası. Yani kendi yerine bu kadar zorlandım. Evet, güzel kokuyor. Şimdi 2,5 yemek kaşığı tereyağımız vardı. Onu bunun içine direkt böyle atacağız. Cumbur lops diye. Eğer yapabilirsem şuraya birazcık şey gelmiş. Bok mu? Evet, bok gelmiş Mert. Boktan çıkarttır. Şey yapamadım ya. Ay, elimi kirletme Naygın dedim, olmadı. Elim bayağı kirlendi. Ne olsun, şimdi bunu biraz böyle kendi ısısıyla şey yapmaya çalışacağız önce. Biraz eriteceğiz. Zaten bayağı bir Mert'i beklediğim için ben hazırladıktan sonra bayağı o da ısısına geldi aslında. Beni ne ya bekledin ya, ne yaptın lan? Bilmiyorum, böyle sana laf atasın geldi. Ha. Aslında beklememiş de olabilirim. Hiç beklemedin ki, ben zaten buradaydım. Şimdi yok ya, ilk hazırladın mı bunları, çıkarttım masaya koydum falan, ondan bahsediyorum. Ha. Bana şeyleri şey yaptırdın, ışıkları falan hazırlattın, evet. İşler yaptım. İşte seni bekledim Mert. Özür dilerim, tamam, doğru diyorsun. Şimdi bunu biraz böyle karıştırdık. Ya ben şimdi şey düşünüyorum, şimdi bunu blenderdan geçirmemiz gerekiyor ki böyle tereyağı iyice böyle köpük köpük yapsın birayı. Ama acaba şu kasesinin içine dökebilir miyiz hiçbir yere dökmeden? Yoksa hiç bu riske girmemek mi gerekir? Tabii lan, yok canım, challenge yapacağız. Tamam. Bunu baştan diyecektin bana. Ben ona göre kendimi hazırlardım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bu arada tereyağının üzerinde nokta nokta bir şeyler göreceksiniz. O hani baharatların hepsi tamamen şey yapmadı. Çözünmedi. Çözünmedi, aynen. Baharatlar çözünmez genelde. Evet. Yok hani böyle ne bileyim ben mesela görsem böyle bir videoda şey derim. Ay derim, paketinden parçacıklar kalmış derim. Güzel, böyle kötü niyetli bir insansın demek ki. Ya kendi kötü niyetimden değil, hayır. Yani ne bileyim, kendi mesela az önce bir parçasını aldım ya, keserken alüminyumundan bir parçası şey gelmiş, tereyağının tam üzerine gelmiş. Onu almıştım. O yüzden hani öyle düşüneceğimi söylemiştim. Neyse. Şimdi bu kadar erimesi yeter bence. Bunun içine mi dökeceğiz? Bunun içine dökeceğiz. Sen öyle istiyorsun. Öyle ben yapacağız. Öyle istiyorum. Zaman. Şimdi bunu ben yapacağım. Sen mi yapacaksın? Tamam. Şunu önce çıkartalım bunun içinden. Şöyle bir düzenek kurmak istiyorum ben. Mantıklı, mantıklı. Gel bakalım. Bu sıcak. Bu sıcak, ben demiştim. Ben ona güvenmiştim. O da sıcak öyle değil şeydi ya. Allah nasıl güzel döktüm hiç beni sıçratmadan. Helal olsun lan. Helal lan bana. Gerçekten, gerçekten bu kadar helal olsun. O zaman kendimi kaldır. Ki. Otururken de bunu takarsın. Ver. Ver. Otururken de onu takarım. Hiç demiyorsun ama bu adam bunu nereye takacak? Ha, hakikaten bu adam bunu nereye takıyor? Şey çıkar kahve makinesini, onu takla bir. Çıkaramadım. Ya çıkaramadım. Çıkarmadım. Her şeyi çıkarmak mi lazım? Niye? Ecek tepkim takılı canım, üstü şey takılı. Şimdi bunu kavramızı ettik. Çekecek mi? Ha, çekeyim hadi. Bekle biraz. Çektim. Evet.
yüzüne? Yüzüme gelmedi de. Koluma falan geldi. Bence oldu ya. Bence dolmuştur. Peki şimdi bu şey nasıl içiliyor? Bu yani şeyi, sıcak, soğuk. Sıcak içiliyor. Önce bunun dökmesi var bir de. Bunu dökerken şöyle yapacağız ki şöyle yapacağız bir de. Ki bol. Ki her yere dökülsün. Gerçekten ki her yere dökülsün. Yani niye öyle bir şey yaptık? Nasıl bir şey yaptık? Kaşığı niye koyduk oraya, her yere döktük? Amacı gerçekten her yere dökmek değil diye düşünüyorum. Hayır canım ya, köpüğünün sona kalmasıydı amacı ama ben tabii biraz berbat ettim. Olsun. Ama güzel gözüküyor ya. Güzel de kokuyor yani. Teşekkür ederim. Bence bayağı güzel oldu. Sen şimdi bunun bir fotoğrafını çek de ondan sonra şey yapalım. Tadına bakalım. Tadına bakalım. Mert'e sinir krizi geçirterek thumbnail çektirdiğime göre artık tadım kısmına geçebiliriz. Al bakalım, önce sen tat. Sen zehirlenmezsen ben tadacağım. Zehirlendi mi herhalde, içindeki her şeyi piş etmiş? Bilmiyorum. Belki yumurtası çiğ kalmıştır. Kalmasın, bir şey olmasın yani. Yani şöyle. Tatlı. Ben konuşurken de ben hayır, şuna bakamazsın. Tatlı. Çok azıcı. Böyle biranın ve baharatın acılığı geliyor. Yani her gün içilecek şey mi? Bilmiyorum ya. Sevenin her gün içilir gibi ama ben içmem. Normal biradan daha güzel. Bence. Tatlı çünkü. Çünkü ben bira sevmiyorum zaten. Ya böyle bir değişik bir tatlılık geldi benim ağzıma mesela. O hoşuma gitmedi o kadar. Tamam. Ama baharatların kokusu ve verdiği tat güzel. Ama biraz bence fazla tatlı. Belki şeyi biraz düşürüp, kahverengi şekerin oranını biraz düşürüp daha güzel olabilir. Bir daha yapıp uğraşıp içer miyim? Hayır. Ne çok ama, uzun sürmedi ya, 10 dakika falan sonra hani, pişirmesiyle pişirmesiyle. Tabii şey. Öyle sürdü de hani bir daha hani bunu kendim için yapar mıyım? Hayır. Ama Harry Potter temalı bir şey yapsam ya da ne bileyim, sırf merak ettiğim için evet yine yapar içerdim. Hani hiç denememiş olsam. Güzel bu arada, yani kötü değil tadı da. Şöyle söyleyeyim, markette satılıyor olsa arada alıp içerim. Ha evet. Ama bu tat için kendim evde yapar mıyım? Bilmiyorum. Yani, ben de bilmiyorum. Evde biranızı yapıyorsanız evde bunu da yaparsınız gibi geliyor bana. Ya, evde bira yapmaktan daha kolay şimdi, onu öncelikle yani, bir şey yapalım, kenara koyalım. Şimdi önemli olan bu tembellik seviyesi çok önemli. Tabii. Ben yapmam. Bunu yapacak birileri vardır. Tadı güzel, kötü değil. Evet. Ama dediğim gibi hani tadını o kadar beğenmedim ama Harry Potter temalı bir parti vesaire ve bir şey yapacak olsam kesinlikle yaparım. Hani aynen. Kenarda en azından kişi sayısı kadar olur. Ama dediğim gibi hani kendime bir daha yapacağım bir lezzet en azından benim için değil. Yani. Kimin için olur onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Kimin için olur acaba? Öyle. O zaman başka yapmamızı, denememizi istediğiniz lezzetler varsa aşağıda yorumları bekliyoruz. Onun dışında senin eklemek istediğin bir şey var mı Mert'cim? Yok. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ne zamandır sormuyordun bana bunu. Evet. Onu fark ettim. Ben de o yüzden sormak istedim. İyiyim ben de. Ne yapayım işte. Bilin. Yaşayıp gidiyorum. Okay. Teşekkür ederim. Bunu sorduğun için. Yani ben rica ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel cevap verdiğin için. Sizin de böyle sormak istedikleriniz varsa bize aşağıda yorum olarak sorabilirsiniz. Ama bu kıvamda olsun. Yani zor sorular yani sormak zor sorular olmasın. Nasılsın? İyi misin? Ne yapıyorsun? Günün nasıl geçti? Aynen. Hafta sonu ne yaptın falan gibi. Böyle sorular daha aynen. Çok. Çünkü daha zor soruları. Ben mesela o bayağı kesirleri bilmiyorum. Bayağı kesirleri ben de bilmiyorum ama bayağı kesirleri sen kesecek misin? Koyacak mısın? Onu da bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Umarım koyarım. Umarım koyarsın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Goodbye.